Risale-i Nur'un bu ilk zamanı ile şimdiki zamanı arasında o müjdelerin tezahürü anlamında nasıl bir intibanız var abi? Bugün elhamdülillah Risale-i Nur, bak bugün Anadolu'da her şehirde, her kazada, hatta çok köylerde dershane var. Akşam biz işte Adapazarı'ndaydık, oraya uğradık. Binlerce genç var ya, Risale-i Nur okuyorlar, dinlemeye gelmişler yani. Bir iştiyak var, Anadolu'nun bütün köylerine kadar yayılmış. Ama tabi bu iktifa, onunla iktifa etmiyoruz. Daha dar bir dairede. Yani siyasiler anlamamış. Siyasi çekişmelerle böyle sattığı durumlarla oyalanıyorlar siyasiler. Kusura bakmasınlar yani. Bu cevherden ya haberleri yok ya da kısır görüşleriyle hakikaten idrak edememişler. Dünya çapında nasıl peki? Risale-i Nur'un gidiyor gitgide. De. Bak Amerika'da kürsülerde şimdi bazı kürsüler Risale-i Nur giriyor, Risale-i Nur kürsüsü açılıyor, Risale-i Nur dersleri veriyor. Mesela Filipinler'de şimdi, Filipinler adası ta uzak doğuda, Malezya, Endonezya'da ders olarak koyuyor Risale-i Nur. Hakikati inkişaf ettikçe kalpler, akıllar, ona böyle iştiyakını artırdıkça o da açılıyor. Kuvveti, yüksekliği belirleniyor. Öyle deriz biz. Şimdi çok şeydir. Çünkü kıyamet yakın olduğu için bu durumda bütün dünya çok süratle Risale-i Nur'u elde edecek yani kıyametten evvel. Parlak zaman zuhur etmiş mi? Parlak zaman zuhur ediyor gitgide böyle. Fakat işte kıyamette yakına. Ben şöyle bir hatıra, üstadımız bir gün buyurdu ki, Çam Dağı'ndaydık. Eğer ahir hayatınızda şehirler çok bozulursa, ben gibi böyle dağlara çıkarsınız demişti. Ben dedim, Allah Allah dedim ya, biz daha ileride fütuhatlar var, şeyler var. Mühim inkişaflar olacak. Üstadımız niye böyle söylüyor yani? Eğer ahir hayatınızda şehirler çok bozulursa diye. Demek ki bu vakit bir zaman için böyle inkişaf edecek, yayılacak. O nispetle küfür ve tabiat dalaleti de gelişecek.